44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine ikinci el araç videolarını, üçüncüsünü çekiyoruz. Bugün çıtayı biraz daha yükselttik ve Porsche garajına geldik. Karşımızda Porsche Argao. Evet, bakalım fiyatlar ne, nasıl değil, onları bir görelim. Şöyle geçelim, aralarından gidelim ya. Abbo, sen çok pahalısın. Porsche'dan pek fazla anlamam arkadaşlar. Hani kağıtta ismi ne yazıyorsa dilimin döndüğüce onu okuyacağım. Ha, burada çok daha lüks araçlar da varmış. Hani yanlış söylerim ismini, farklı söylerim, artık hatalar affola. Lan o nasıl bir cant lan? Bunda servet, evet, hani Bentley. Ya bugün çok güzel araçlar olacağını şu anda hissedebiliyorum. Evet gençler, şöyle bir gidelim bakalım bir ne var ne yok. Burada bir M3 var. Rengesi çok cici. Kendisi de öyle. Şantlar mantlar krem rengi. Ne? Affedersiniz, bak rengi bir. Evet, BMW M3 47.000 km'de 2016 model, 450 PS'miş, 73.300 frank. Körük mü var lan bunda, bu niye bu kadar oturmuş? Kardeş kusura bakma, sen burada kal, biz başka araçları çekeceğiz. M3 gerçekten güzel araç. Allah var yani. Diyorum ya, ben BMW M2, M3 ve M4'e bayılıyorum. Bu arada çekiyor mu? Şöyle bakalım. Evet çekiyor. Oh şayze. Burada da arkadaşlar Bentley V8 Bentayga 159.000 frank. 159.000 frank dünyanın parası. Türkiye'de bunun ben fiyatını düşünemiyorum. Burada 150.000 liraysa Türkiye'de kim bilir ne kadardır. Burada ne var bakayım? Yine bir Toncan abilerden Mercedes-Benz S600 L 84.300 frank. Çok yakar lan bu. Vallahi çok yakar. 33.000 de şöyle daha çok lüks araçlara da gençler. Ve arkadaşlar yine burada bir şaheser yatıyor. Mercedes-Benz G63 199.000 frank mı? Woo! Abi bu ne demek ya? 199.000 frank. Bir de 800'ü var yani. 200.000 değil yani. 199.800 liracık. Abi ben anlamıyorum yani, tamam. Hani içi güzel olabilir, motoru güçlü olabilir. Ya ama arabada tip yok ya. Şaheser dediğime bakmayın yani. Hani Mercedes bir çalışma yapmış. Kutu gibi bir araba yapmış, tamam. Mercedes'in hiç alışık olmadığı bir şey ama yani. Önde kamera var. Ama yani ya 200.000 de çok abi ya. Şurada da bir kamera var. Sanırsam çok para abi, 200.000 frank. Türkiye'de ne kadar yapıyor bu? 200.000 1,5 trilyon bir para yapıyor. Türkiye için bile çok pahalı. Türkiye'de gençler ya, harbiden bakın. Bunun ben fiyatını istiyorum yorumlarda. Mercedes-Benz G63 13.000 km'deymiş. 2019 model.
Bunun fiyatını bir yazın ya. Türkiye'de ne kadarmış? Çok merak ediyorum. Bu da bu kadarsa. Evet, burada Mercedes Benz AMG GT4. 113.000 frank. Kilometresi sadece 6.000'de 2019 model. 367 PS. Ha, güzel araba. Ha, buna verilir yani 139 113.000 lira. Hani araba ben buradayım diyor abi, baksana AMG ya, AMG. Çok tatlı bir şey. Okyanus kardeşimiz yazıyor. Kardeş, video çekiyorum şu an. Yine burada bir Bentley var. Sen Bentley'in neysin? 164.800 lira. Deminkinin aynısı herhalde. Bu biraz daha VSMS bilmem nesi var işte. Aynısı herhalde. 164.800 Bentley. 2016 model. 30.000 kilometrede. Bentley çok 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 pahalı bir araç. Siktire bak ya. Evet, bu Bentley'in de bir fiyatını alayım ben. Şu Mercedes AMG'nin de fiyatını yazın arkadaşlar. Lütfen hani araştırın ve yazın. Porsche Cayenne. Sen ne kadarsın bakayım. Şaka mısınız lan? Ha? Şurada bir 1 milyonu gördüm de dedim ne oluyor lan, satayım. 105.000. Frank aradı. Ben çözemedim, ben anlamadım bunun fiyatını. Alttakinin ne olduğunu bilmiyorum. Bunların hepsinde bu yazıyor. Haydi bakalım. Sıfır araç herhalde bunlar. 192.500 frank. Porsche Cayenne Turbo S. Hem de elektrikliymiş bu. Hibrit. Kaç model? Ha, 0 kilometre. 0 kilometre 192 bin lira anahtar teslimi diyorsunuz ha. Bu kadar paramız yok, nasıl olacak? Burada ne var bakalım, başka araç. Geçiyoruz burada ama hani İçinde başka araçlar var. Burada yine ekonomik sınıflar var. Lisedim ilk başta da buraya geldim. Burada çok güzel araçlar varmış. Sen nesin bakayım. Boxer mısın, turbo mısın? Porsche Panamera. Dizel 108.500 frank. Yani 43.500 kilometre. 2017 model. Evet, otomatik. Güzel. Çiçe. Rengisi güzel. Ben böyle cafcaflı renkleri seviyorum arabalarda. Burada ne var? Porsche. Yine. Tamam, anladık. Anlamadık da anladık. Hibrit. Yine bir elektrikli Porsche. Panamera 4. Sen ne kadardın kardeş? 136.700 frank. 25 kilometre mi? 25 kilometre diyor sadece. Ön yazmana gerek yok. Sıfırda yazsan yeter diyor. 25 kilometre nedir oğlum? Abi o kadar çok aynı modelden var ki, hangisi farklı model, hangisi farklı değil bilmiyorum. Bak mesela ikisi de aynı duruyor. Biri Panamera 4, biri Panamera 4S. Senin farkın ne? S. S'in biraz daha götüsü farklı. Yani götü farklı, bunun poposu biraz daha dışa çıkık. Sen biraz daha değişiksin. Ön de aynı şekilde 184.580 frank. Ha yani 184.000 frank aldın, 500 frank'ı aldın. 84, 80 frank'ı da mı alacaksın yani? Lan o da başınızın gözünüzü de kosu. Bu nasıl bir fiyat şeklidir lan? Ay yavrum benim. 2021 modelmiş. O 80, o 80'den dolayı almıyorum abi ben. Yok, almıyorum. Hani şu küfürlü bir Türksel müşteri hizmetleri şey vardı. Dedi kuruşlu alacaklar bizden. Kuruşlu da alacaklar bizden. O neymiş? Bakayım yine. Ya bu farklı bir şey. Dur buna bir bakalım, o neymiş?
Porsche Panamera Turbo. Sen daha pahalı olman lazım. 118.400 frank. Ya bu. Ben şeyi kapatmadım mı ya? Ay. 2017 modelmiş. Şuradaki mavi bir tane var. O biraz eski bir model. Ona bir bakacağım ne kadar. Porsche Panamera yine. 84.000 frank. 2017 model. 38.000 kilometrede. Abi işte ne yapıyorlar biliyor musun? Alıyorlar leasingle. Geziyorlar, tozuyorlar. Sonra ödemekten sıkılıyorlar ya da ödeyemiyorlar. İşten çıkıyorlar. Sonra getirip buraya satıyorlar. Boşu boşuna masraf yapıyorlar. 161 bin lira sen nesin bir Porsche 911 Turbo kabriyole. Oğlum şunun bir duruşuna baksanıza ya işte. Hani diyorum ya eski modelleri Porsche'nin yeni modellerinden çok çok daha güzel. Baksana şunun duruşuna ya. Arkaya da birileri oturabiliyor. Mı? Bagaj mı? Oturabiliyor mu lan? Oturmuyormuş. Orası boş. 161.500 lira. 2017 model. 22.000'de. Cız. Şantlara bak. Ya ne güzel işte baksana. Şunu şuradan şunu söküyorsun. Ondan sonra tekeri çıkarıyorsun. Kışlık tekeri takıyorsun. Onu geri sıkıyorsun. Bizim gibi vijon sökmüyorsun. Sen nesin benim babam? Porsche 911 bin. Carrera S4. 133.800. Abi çok pahalısınız. Eski olursanız çok pahalısınız. Carrera S4. Sen de aynısın. Carrera S yani bir farkın yok. Bir dördün eksik. Üzerinde karlar kalmış. GT3 Porsche 2018 model. 170 kilometrede 207.000. Ne yaptınız yani bu arabayı hiç kullanmadınız mı? 207.800 frank. Rengi çok hoşuma gitti benim ya. İşte bunu alıp Nürburgring'e gideceksin. Orada gazlayacaksın. Sana arkaya oturuluyor mu oturulmuyor mu ben çözemedim ya. Hayatımızda hiç Porsche'ye binmedik ki babam. Nereden bileceğiz? Ha buna oturuluyor tamam arkada koltuklarını gördüm. De arkadakine de Allah yardım ede yani. Baksanıza şuna. Yani öndeki oturanlara bak yavrum benim. Sefasını sürecekler. Arkadaki şu kadar göt kadar yere sıkışıp kalacak. Havasızlıktan olur adam lan. Sen nesin bilmiyorum zaten etiketin de yok. Oo, rengin çok güzel. Fiyatın çok uygun. Porsche Boxer 54.800 lira. 2016 model 21.000 kilometrede. Rot Şen. Kıpırdı güzel. Ben ne gördüm? Kıpkırmızı. Porsche Carrera Spor'a karşı. Porsche Carrera'nın. Sen biraz daha farklısın. Sen çok farklısın. 108.800 Targa mı? 911 Targa. Ama bu 911'e kaç seri çıkardınız siz? Değişik duruyor, tatlı duruyor. Sen ne kadarsın? Senin fiyatın nedir? Alıp da gidebilir miyiz seni? 120.900 frank. Of. Dokundum ya lan. Cayman GT4 Porsche'da 118. Ne işte bak. Güzel araba. Ya renk dediğin yani biraz daha çok. Şöyle gri, gümüş gri nedir ya? Şu mu dersin? Şunun baksana ya. Kendini gösteriyor abi ya. Kendini gösteriyor. Ben diyorum ya ben her zaman kırmızıyla siyahın uyumunu severim. Hem taşımdan belli değil mi? Ya kırmızıyla siyah acayip tatlı bir renk uyumu sağlıyor ya. Baksana. Çok güzel bir araç. GT4. Bunun Türkiye'de fiyatı ne? Sormam ben ya sormayacağım abi onu. Hiç sormaya gerek yok. Bir de şu içerideki modellere bakalım ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ne yazık ki içerideki araçlar da aynı model araçlar, hatta çoğu sıfır içerikli araçlarında. O yüzden çekme geri duymadım. Daha da aynı araçları göstermenin de pek bir mantığı yok. Geldik ama gerçekten çok pahalı araçlar. Hani İsviçre standartlarını bile düşündüğümüz takdirde çok pahalı araçlar. Yani verilir mi para? Yani bence bu araçlara bu kadar para verilmez. Çünkü abi çok para ya, Allah göstermesin yani. Diyorum ya, 200 bin franktan bahsediyor. 200 bin frankı böyle bir araca bağlayacaksın. Çalacaklar.